diyorsun, sen bul diyorsun. Bulamam diyorum efendim, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. İnsan hayatında ailenin yeri çok farklı. Derler ya, iyi günde, kötü günde. Varlığın her şeyini muhteşem yaşadı. Yokluğu da muhteşem yaşadı. Ama evde, arkanda, yanında, dizinin dibinde imparator gibi bir insan vardı. Bir gün eve geldim. Geceyi sabah edemiyorum. Yarın sabah ben ne cevap vereceğim, ne diyeceğim? İş hayatı sıkıntısı da var, karı da var, zararı da var. Evde dolanıp duruyor, hiçbir şey hissettirmek istemedim. Gel yanıma dedi, ne var sende dedi. Boğazım düğümlendi, hiçbir şey diyemedim. Ne var sende dedi, söyle bakayım bana dedi. Dedim benim işlerimde sıkıntı var. Yani böyle böyle bir şey yapacağım dedim. Nefesim bitti dedim. Ben daha ölmedim dedi. Sen dedi rahat ol dedi. Ne gerekirse biz bu hayata, bu yola beraber çıktık dedi. Ben bunu halledeceğim dedi. Sabaha kadar uyuyamadım. Dünyanın en mutlu adamı ben. Sabah oldu. Evden çıktık. Hazırlandı yanımda. Gittik. Ne gerekirse dedi o imzayı ben atacağım dedi. Ben sana bunu nasıl söylerim dedim. Sen dedim hayatımda bana öyle bir imza attın ki. Bunu nasıl yarattın dedi. Sen merak etme dedi. Ben ölmedim dedi. Biz iyi günde, kötü günde buz gibi çorbayı gönlümüzün sıcaklığıyla sıcacık içtik dedi. Ben ölmedim daha Faik Öztürk dedi. O gün işlemleri hallettik. Eve geldiğimde beni prensesler gibi karşılayan, o gariban halimi kral hale getiren sevgili canım, hayatımın bir parçası, sevgili Safiye Soyman vardı. Safiye Soyman. Sanma bu sevgimiz sence yaylara. Sen dur diyorsun, duramam diyorum efendim. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun, duramam diyorum efendim. Sen dur diyorsun, sen dur.